Cumhurbaşkanımızın evine böyle bir 100 metre kala tevafuk. Orada nişanlısı arıyor. Nişanlısı arıyor. Hayatım diyor, burada diyor bak diyor, helikopterler uçuşuyor, işte tanklar geziyor sokaklarda falan. Hani ne, neredesin diyor. Diyor ki ben mahalledeyim diyor. Diyor ki eve git diyor. Yani ne olur ne olmaz bir şey olur diyor. Eve git diyor. O da diyor ki nişanlısına, diyor ki hayatım diyor, gidiyorum ama diyor reisin evine gidiyorum, bizim eve değil diyor. Kız da tabii sistem olarak diyor ki, yani sen diyor hiç mi beni sevmiyorsun, yani benim sözümü dinlemiyorsun diyor. Seni seviyorum ama diyor vatanımı daha çok seviyorum diyor. Şehit olmadan 2 saat, 2,5 saat önce falan oluyor bu konuşma. Benim ismim İhsan Ayanoğlu. Aslen Kastamonu Cide Deniz Konak Köyü'nden. Çarşamba günü akşamı, yani 15 Temmuz'dan 2 akşam önce memleketimize cenazeye gittik. Cenazeyi Perşembe günü defin ettik. Cuma sabahı sabah namazıyla İstanbul'a intikal ettim. Sabah namazını kıldım, yattım. Cuma namazına kalktım. Cuma namazımı eda ettikten sonra işime gittim. Akşam eve geldiğimde hanıma sordum, dedim ki çocuklar nerede dedim. Onlar da biraz geç gelecekler dedi. Ben haber seyretmeyi çok severim. Yani hele saat başları oldu muydu mutlaka ve mutlaka haber seyrederim. Yani ülkemde ne olmuş, o ne olmuş, bu ne olmuş. Hanım geldi yanıma, dedi ya altta dedi bir yazı, alttaki yazı dedi okudun mu dediler. Ne var altta dedim. Bir baktım köprü tek taraflı trafiğe kapatıldı diyor. İnan Allah, o zaman böyle bir irkildim, yani köprü niye tek taraflı trafiğe kapatılsın hani. Acaba dedim büyük bir terör saldırısı, bir ihbarım alındı, ne oldu hani. Ben hemen kumandayı aldım, diğer kanallara da başladım gezmeye. Ama diğer kanal hepsinde yazıyor. O zaman kesin dedim çok kuvvetli bir dedim terör saldırısı var. Hani herhalde dedim polisin gücü yetmedi, yani çok büyük bir terör saldırısı olacak. Polis dedim askeriden yardım istedi. Bak ilk etapta düşündüğüm şey bu. Hepsi aynı haberleri vermeye başlayınca tabii yani irkildim, yani inan Allah'a yani. Ülkem adına, milletim adına böyle bir irkildim. Hemen ondan sonra rahmetli oğlumu aradım. Oğlum neredesin dedim. Bu Libadiye kavşağında o dedi, askerler de yolları kesmişler. Ben de arabayı buraya park ettim. Yayan geliyorum dedi. Tepeye dedi, Çamlıca'ya tepeye çıkacağım. Oradan aşağı yayan geleceğim dedi. İyi oğlum hadi gel. Küçüğünü aradım. O da dedi ki baba dedi metrobüs daha çalışmıyor. Ben dedi Üsküdar'a ineceğim buradan. Üsküdar'dan dedi bizim mahallenin otobüsüyle geleceğim dedi. 11C'ye bineceğim, öyle geleceğim. İyi oğlum hadi gel. İsmim Oğuz Ayanoğlu, 15 Temmuz gazisiyim. 15 Temmuz'da kardeşim Onur Ensar Ayanoğlu şehit oldu. Ben de o gece 15 Temmuz'da gazi oldum. 15 Temmuz gecesi işten eve doğru gelmekteydim. Metrobüslerin kapalı olduğunu öğrendik metrobüslere geldiğimizde. Yolumuzu uzatarak Üsküdar'dan doğru eve gelmeye çalıştık. Yolda gelirken Üsküdar'da köprüde böyle askerleri gördüm. Saat 9.30 gibi veya en geç yani 10'a çeyrek falan var. Bunlar mahalleye geldiler. O zaman daha rahmetli oğlum 27 yaşında, küçüğü de 25 yaşındaydı. Ben de bir daha da aramadım onları. Hani mahalledeler diye. Tabii eşten dostlan böyle şey yapıyoruz. Yani bu nedir, ne değildir? Yani bir bilginiz var mı? Tanıdıklarımızı arıyoruz. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Baktık askerin köprüyü kapattığı falan, daha tabii olaylar sıcak olduğu için neyin ne olduğu belli değildi. Üsküdar'dan doğru evime doğru geldim. Köprünün girişinde polisleri gördüm. Abi ne oluyor? Hayırdır, darbe mi oluyor falan dedim. Yok gençler de evinize gidin dedi. Sokakta durmayın dedi. Sonra mahalleye geldim ben, eve gitmedim. Mahallede arkadaşlarımla buluştum. Arkadaşlarla istişare ediyorduk. Konuşuyorduk, bir yandan haberleri takip ediyorduk. Falan derken işte saat yaklaşık 11 çeyrek veya 11.30 gibi Başbakanımız Binali Yıldırım'ın işte kalkışma olduğunu haberin ilk defa televizyonda dinledim. Bir de o alçak bildiriyi TRT'de bayan spikere silah zoruna söyletmişler. Onu zaten bir duydum. Dedim ki eyvah dedim, ülkem dedim 100 yıl geri gitti. Arkadaş ne yapalım, ne gidelim, hani bizim de bir görevimiz var mı, bize de bir görev düşer mi, onu yapalım bunu yapalım, eşten dosttan telefonlar hiç susmuyor. İşte ne yapalım ne edelim diye kendi aramızda istişare yaparken dedik, yani ne yapalım dedik, Cumhurbaşkanı'na destek olmak için ilk başta Kısıklı'ya çıkalım. Zaten aynı mahallede Kısıklı'da oturuyoruz. Kısıklı'ya çıkmaya karar verdik onun evinin önüne. Yolda giderken ben Onur'u da aradım, rahmetli biraderi. Dedim gel dedim, biz dedim Kısıklı'ya çıkıyoruz, sen de gel beraber çıkalım dedim. Saat henüz böyle 10 civarı falan, 10-10.30 arası. Daha hala olayın ne olduğu belli değil. Kısıklı'ya çıktık, orada işte arkadaşlarla falan duruyoruz. Saat 12'ye doğru falan yavaş yavaş kalabalık artmaya başladı. Özellikle işte Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra Kısıklı meydanı böyle insanlar almamaya başladı, bayağı bir doldu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Cumhurbaşkanımızın evine böyle bir 100 metre kala tevafuk, orada nişanlısı arıyor. Nişanlısı arıyor, hayatım diyor, burada diyor, bak diyor, helikopterler uçuşuyor, işte tanklar geziyor sokaklarda falan. Hani ne, neredesin diyor, diyor ki ben mahalledeyim diyor. Diyor ki eve git diyor, ne olur ne olmaz bir şey olur diyor, eve git diyor. O da diyor ki nişanlısına, diyor ki hayatım diyor, gidiyorum ama diyor reisin evine gideyim, bizim eve değil diyor. Kız da tabii sistem olarak diyor ki ya sen diyor hiç mi beni sevmiyorsun, yani benim sözümü dinlemiyorsun diyor. Seni seviyorum ama diyor vatanımı daha çok seviyorum diyor. Şehit olmadan 2 saat, 2,5 saat önce falan oluyor bu konuşma. Kısıklı'ya doğru çıkarken işte nişanlısı çok ısrar etti gitme etme diye. En son dedi ki beni seviyorsan gitme dedi. Onur dedi ki seni seviyorum ama vatanımı daha çok seviyorum dedi. Bu engame böyle devam ederken saat 12'ye tam çeyrek vardı, hiç unutmuyorum. Rahmetli oğlum aradı beni. Efendim oğlum dedim. Bu böyle hem benim hem kardeşim dedi, şarj cihazlarımız bitiyor, telefon şarjlarımız bitiyor. Bana dedi şarj cihazını getirir misin dedi. Oğlum neredesiniz dedim, Kısıklı'dayız dedim. Sanki demek ki son görüşme için beni çağırmış yani, ki hayatta böyle bir çocuk asla değildi. Bak ufakları yapar derim ama o asla yapmazdı. Sanki demek ki son veda için bizi ayağına çağırmış. Tamam oğlum geliyorum dedim. Eşimi de aldım, saat 12'ye çeyrek kala alt mahallede oturuyorduk o zaman. Buradan Cumhurbaşkanımızın konutundan oraya çıktık. Kısıklı'daki o kalabalığı gördüm, ben dehşete düştüm. Yani resmen dehşete düştüm. Kısıklı meydana var ya, altı koldan insan yağıyor. Altı koldan insan yağıyor. Neyse orada şarj cihazını verdik, şakalaştık, öpüştük. Teyzesine sarıldı, eniştesine sarıldı. Kalabalığın içine daldı. En son canlı olarak orada gördüm. Sonrasında bir grup, birkaç kişi böyle köprüye gidelim, köprüde durumlar sıkıntılıymış, köprüde insanları vuruyorlarmış gibi söylemlerde bulunuyorlardı. Biz de hani hiç ihtimal vermiyorduk, kendi askerimiz bize niye kurşun sıksın? Yani böyle bir şeye hepimiz gibi. Biz de düşünmüyorduk, aklımızdan geçmiyordu. Saat yaklaşık 1:15, 1:30 arasına kadar Kısıklı'daydık. Sonra orada aşağıdan bir grup geldi karakol tarafından. Dediler ki köprünün durumu çok vahiymiş. Köprüde işte insanları büyük iş makinelerinden yol girişlerini kesmişler. Efendime söyleyeyim, kalabalık yani Kısıklı meydanı insanı almıyor. İnsan nefes almakta zorlanıyor. Öyle bir kalabalık var. Dediler ki böyle böyle köprüde dediler insanları vuruyorlarmış. Hani köprüye gidelim dediler. Hani onlara yardıma gidelim. Ula gidelim mi gidelim. Biz hiç tanımadığımız insanlarla yola girdik. Tam Kısıklı Karakolu'nun oraya kadar geldik. Aşağıdan bir 50 kişilik falan grup geldi. Dediler nereye gidiyorsunuz? Dedik ya köprüde durum biraz vahimmiş. Hani köprüye yardıma gidiyoruz. Dediler ki gitmeyin. Bu dediler provokatif bir şey söylem. Cumhurbaşkanımızı alacaklar. Burayı terk etmeyelim. Öyle mi öyle? Biz de döndük geriye. Sonra tamam dedim. Biz dedim köprüye gidelim. Köprüdekilere yardım edelim dedim. Kısıklı meydanı bayağı bir doldu çünkü. Onur aradım açmadı. Bir daha aradım açtı. Neredesin sen dedim. Ben dedi köprüdeyim dedi. Bizden habersiz köprüye gitmiş. Benim haberim yok. Çünkü Kısıklı'ya beraber çıkmıştık. Tamam dedim bekledim ben de geliyorum dedim. Köprüde durumlar nasıl dedim. Burası dedi karışık dedi. Yaralılar falan var dedi. Ben tabii endişelendim. Çünkü Onur'u çok iyi tanıyorum. Aramızda bir yaş var. Biz Onur'la abi kardeş gibi değildi. Benim bir yaş büyüğümdü. Daha çok arkadaş gibi, iki yakın dost gibi büyüdük. Her şeyimizi beraber yaşadık. Onur'un dedim hani bir şeylere önden atlayacağını biliyorum. Sürekli ön planda olacağını. Dedim ona gideyim gözetimin altına alayım. Kendi kendime dedim bu dedim kendini vurdurur kesin dedim hatta. Yolda giderken Onur'u sürekli arıyorum açmıyor. Arıyorum açmıyor. Ben iyice telaşlandım. Yanımdaki arkadaşlarımı bıraktım. Koşarak köprüye doğru gitmeye başladım. Sonra gene dediler ya burada yani Cumhurbaşkanımız hiçbir şey olmaz. Bu kadar kalabalığın içinde bunca milleti öldürüp de eğer Cumhurbaşkanı alacak zaten yapacak bir şey yok. Biz 15-20 kişi belki 30 kişi bilemiyorum. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Düştük. Hazreti Ali Camii'nin oradan otobana inmeden önce böyle bir 40-50 metre kala harem tarafından bir tank geldi. Tabii biz giderken kalabalıklaştık. Yani buradan bir 20-30 kişi hareketlendik ama köprü sapağına geldiğimizde biz orada belki 300-400 kişi olduk. Yani gören katılıyor. Öndeki tam otobana inmiş olan vatandaşlar tanka hücum ettiler. Tanka döndüler böyle. Tank panikledi. Panikledi, oldu ya da böyle hemen 90 derece geri döndü, geri gitti.
öyle bir panikledi ki demek ki. Altınzade Köprüsü'nün üzeri var ya, o hani görmeden inan anlayamazsın, idrak edemezsin. Eğer o alçak köprüye bir ateşese var ya, belki 2000 kişi orada gider. Bir 100 metre gittik gitmedik, tankların sesini duyduk. Bu sefer iki tank olmuşlar bunlar. Yine aynı istikametten geliyorlar. Biz belki 100 kişi tankın önüne döndük. Hani geçirmeyeceğiz tankı. Bu yine panik yaptı. Böyle süratle geldi. Şeysiyle bir vurdu tamponuyla metrobüs bariyerlerini, onları patlattı. Metrobüs yolundan aşağı direkt köprüye indi. Biz de yolumuza devam ettik. Döndük, yolumuza devam ettik. Tam böyle köprünün ayaklarını gördük. Çengel tarafından sela sesleri gelmeye başladı. Allah Allah, saate baktım 1:30. Bu saat dedim ne selası bu? Hani acaba sabah ezanı mı okunuyor diye böyle irkildim. Saat daha 1:30. Selalar bitti, ezanlar başladı. O zaman tüylerim diken diken oldu. Yani dedim ki eyvah dedim, ülkem elden gidiyor dedim. Hiç unutmuyorum. Onur'la buluştuk. Üstü başı kan içindeydi. Kan revan içindeydi üstü. İyi misin, bir şeyin var mı dedim. Yok dedi, bir şeyim yok dedi. Bu dedi insanların kanı dedi. İnsanlara uğurdular. Onlara yardım ediyorduk da onların kanı dedi. İyi tamam dedim. O sırada ateş ettiler. Biz bir arabanın önüne hemen siper aldık. Eğildik arabanın önüne. Ama köprünün ayağını, o gişelerin oraları ana baba günü. Belki 10 bin kişi var, 20 bin kişi var. Tam Beylerbeyi metrobüs durağına kadar geldim. Sonra orada bir vatandaş kalabalığın içinden çıktı. Ortada bağırmaya başladı. Hep beraber gidelim. Bunların ne kadar mermisi var? Bunlar kaçımızı öldürebilir gibi böyle söylemlerde bulunup insanları etrafına toplamaya çalışıyordu. Ben o adamı görünce bir etkilendim. Böyle kendimi kaybettim o adamı görünce. Hani 15 Temmuz ruhunu hep anlatıyoruz ya, Çanakkale'den bahsederiz. Ömrümüz hep ecdadımızı dinlemekle geçti. Çanakkale'deki ruh gibi bir değişik bir ruh haline büründüm ben orada. O adamı gördükten sonra Onur'a dedim ki, biz dedim niye böyle köşede duruyoruz dedim. Biz de onlara katılalım dedim. Onlarla beraber gidelim dedim. Bu hainlerin üzerine doğru. Nitekim biz de onlara katıldık. Onur'la beraber gişelerin altına doğru yürümeye başladık. Bunlar işte teslim olun, yapmayın diye şeylerde, uyarılarda bulunuyoruz kendimizce. Gişelerin altına geldik. Bir tutuk sesinden böyle bir 25-30 saniye bir silah ateş edildi. Ana bir baktım, herkes asfaltlara kapaklanmış. Herkes, deli, akıllı, çoluk, çocuk, herkes kapaklanmış. Ben böyle şey gibi, sap gibi kaldım havada. O silah sesinden sonra hemen rahmetli oğlumu aradım. O zaten telefonu sürekli elinde, cebine koymaz. Oğlum neredesiniz dedim. Baba dedi, biz gişelerin altındayız demesin mi? Ya oğlum dedim, bak ben dedim Beylerbeyi metrobüs durağındayım. Aramızda 150 metre mesafe var. Hani ben dedim insandan gelemiyorum. Hani ola ki birbirimize bir şey olur. Hani birbirimize sahip çıkarız. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Ama o gece öyle değildi işte. O gece herkes birbirine güvendi. Herkes birbirine sırtını döndü. Herkes omuz omuza bu mücadeleyi verdi. Ama o ruh işte o ateşten sonra zaten Çanakkale ruhu o ateşten sonra bu milletin sinir uçları oynadı. Bak oğlum dedim, burada orta şeritte bir tane beyaz bir 27 kişilik bir minibüs var. Onun otobüs var, yarım otobüs. Onun önünde sizi bekliyorum ben. Tamam mı Barit? O tamam dedikten 8 dakika sonra bir kıyamet ateşi başladı ki herkes canının derdine düştü. O sırada bir tane vatandaş tek başına karayolları binasının oradan doğru, sol çaprazdan doğru bunlara tek başına doğru gitmeye başladı. Adam sol çaprazdan bunların üzerine doğru gitmeye başladı. Ellerini de kaldırdı, hani konuşmaya geliyor, iyi niyetli. Onlara doğru gidiyordu, elinde hiçbir şey yok. Onun kızı da bizim yanımızdaydı. Kız sürekli gitmeye çalışıyordu. Baba gitme, baba yapma diye bağırıyor. Oraya doğru gitmeye çalışıyor. Onur da sürekli bunu çekiyor. Bacım yapma, vururlar seni, bacım gitme diye sürekli bunu çekiştiriyordu. Ben o esnada videoya çekiyordum hatta. Sonra bunlar ikisi sürtüşürken bir anda adamı vurdular. Sırt üstü yere düştü.
Kız tabii babasının bu halini görünce kendini kaybetti. Koşmaya çalıştı oraya. Onur'a dedi ki, bacım sen dur, babanı biz alacağız dedi. Bekle burada dedi. Sen bekle burada dedi. Onur o sırada gişelerin altından doğru çıktı. Ben de Onur'un gittiğini görünce hemen videoyu kapattım. Peşinden doğru koşmaya başladım. Tam gişelerden çıktık. Yaklaşık bir 6 metre falan, 5-6 metre gittik gişelerden. Tam o yerdeki yaralıyı almaya gidiyoruz. Yani niyetimiz bu. İşte bu alçaklar yerdeki yaralıları bile almamıza izin vermediler. Biz o adamı almaya giderken bir anda bizi taramaya başladılar. Tabii biz neye uğradığımızı şaşırdık. Ben hani refleks olarak arkamı dönüp yere siper almak istiyordum. Tam arkamı döndüm yere siper alacakken bir anda dizlerimin üzerine doğru fırladım. Kurşun kalçamdan girip kasığımdan çıktı. Beni yaklaşık bir metre, 1,5 metre belki tam hatırlamıyorum fırlattı dizlerimin üstüne doğru. Ben vurulduğumu daha hissetmedim olayın sıcaklığıyla. Ayağa kalkıp hala kendimi kenara çekmeye çalışıyordum. Ki ateş de devam ediyor o sırada. Bir baktım bacağım yok, bacağım gitmiyor. Bir baktım buradan oluk oluk kan boş oluyor kasığımdan. Televizyonda gördüm o teröristler köprünün kuledeki keskin nişancı ve nakkaştan oradaki vatandaşı üçlü çaplı da aldılar. Herkes canının derdine düştü. Hiç kimse kimseyi düşünemiyor. Hepimiz asfaltlara kapaklandık. Orada kaç dakika, kaç saniye yattığımı inanmak 8 sene oldu. 3 dakikada diyemiyorum, 13 dakikada diyemiyorum. Sonra sürüne sürüne kendimi işte o gişelerin altına kadar getirdim sürüne sürüne. Onur'la zaten birbirimizi kaybettik. O arada göz temasımız yok. Onur da aynı ateşte vurulduk. Onu da sonradan fark ettim zaten. Aradan bir dakika falan belki geçti geçmedi. Önüme Onur'u bıraktılar. Onur cansız bir şekilde önümde yatıyordu. Kurşunu tam şu boynundan, şah damarından yemişti boynundan. Üstü başı zaten her yeri kan içindeydi. Onur'u tabii ben o halde görünce sinir krizine girdim. Onur'un o halini görünce hiç hareket yok çünkü belliydi zaten şehit oldu. Sonrasında işte ben bağırmaya başladım vatandaşlara. Yardım edin, kardeşim ölüyor, hastaneye götürün, araba ayarlayın diye bağırıyorum, feryat ediyorum. Sağ olsun oradan vatandaşlar hemen Onur'u taşıdılar arabaya. Ben de sürüne sürüne kendimi ön koltuğa attım. Ama böyle bir şuurum yerine geldiğinde böyle bir sirkelendiğimi çok iyi hissediyorum. Hani hatırlıyorum. Böyle bir sirkelendim, kendime geldim. Hemen bir arabanın bagaj tarafına geçtim. Oradan ikinci defa oğlumu aradığımda oğlumun telefonuna başkası baktı. Dedim herhalde vuruldu dedim. Anladım zaten o zaman. Onur dedim. Amca ben Onur değilim. Telefonun sahibi vuruldu. Telefonu yere fırladı. Ben açtım dedim. Oğlum dedim ben babasıyım. Hani oğlum nerede dedim. Ben durumu nedir? Onu dedi amca onu polisler dedi hastaneye götürdüler ama nereye gittiğini bilmiyorum dedi. İyi. Ondan kapattım küçüğünü arıyorum. Küçüğü iki defa telefon kapanınca kadar çaldı açmadı. Dedim hani abisi yaralandı. Abisini şey yapıyor ya telefonun sesini duymuyor ya da açamıyor telefonu. Abisini kucakladı. Telefonuna elini alıp da açamıyor çocuk. Meğer ikisi aynı anda vurulmuşlar. Birlikte Altunzade'deki hastaneye doğru geldik. Hastaneye geldiğimizde sağ ayağımı adımımı attığımda Onur'a yardım etmek için uğraşıyordum. Adımımı attığım gibi yere düştüm. Hani vücutta direnç kalmadı herhalde. Bayağı kan kaybetmiştim. O sırada işte Onur'la son buluştuğumuz yer orasıydı. Beni bir sedyeye aldılar. Onur'u ayrı bir sedyeye aldılar. Orada ayrıldık. Beni hemen tabii muayeneye falan aldılar. Pansuman yapmıyorlar. Ameliyata alacaklardı. Ben direkt Onur'a dedim. Onur'a bakın dedim. Ben iyiyim dedim. Benim bir şeyim yok. Benimle ilgilenmeyin dedim. Hemşireleri falan bayağı bir uğraştırdım. Hani onları da hakkını helal etsin. Bayağı bir zorladım onları. Sonra bir doktor geldi. Ben dedi kardeşin yanından geliyorum. Onun durumu iyi. Merak etme dedi. Seni de iyi edeceğiz dedi. O beni sakinleştirdi. İki defa telefon kapanınca kadar çaldı açmadı. Sonra arkadaşlarına ulaştım. Arkadaşı dedi ki İhsan amca dedi Onur dedi vuruldu. Başka yatağı hastanesine geçiyor. Sen de oraya gel dedi. Orada birbirimizi bulmanın gayri kabil. Ateş hala daha devam ediyor. O ateş zaten yarım saat aralıksız devam etti. Neyse tamam oğlum dedim. Oradan gittim. O çocuktan rahmetli oğlumun telefonunu aldım. Tabii benden önce onlar genç hızlı yürümüşler. Hep arkadaşlar orada belki 50 kişi var. Bir yandan ambulanslar geliyor gidiyor. Yerler kan revan. Ondan sonra çığlıklar. Bir yandan helikopterler havada uçuşuyor. Oğlum çocuklar nerede? Dediler çocuklar ameliyatta. Ulan oğlum bunlar ikisi de mi vuruldu? İkisi de vuruldu. Tabii gençler şimdi ailece görüştüğümüz arkadaşları var. Onlar böyle bir sürekli benden kaçıyorlar falan. Ben hani çocuklar dedim hani sigara içmek için böyle kaçıyorlar. Hani benim yanımda durmuyorlar. Yabancı bir çocuk geldi. Ben orada hastanenin morguna böyle girişte solda bir basamak bir yer var. Oraya beni oturtturdu. Kendisi de böyle diz çöktü karşıma. Amca dedi sen de dedi, kalp var mı? Yok oğlum. İşte tansiyon var mı? Yok. Efendime söyleyeyim. Bana orada bir bardak su verdi, içirttirdi. Amca dedi bu tişört dedi. De ki kan dedi. Onur'un kanı dedi. Onur'u kaybettik amca. Evet.
Ben tabii inanmadım. Belki dedim hani bir karışıklık olmuştur. Çünkü çocuğu, adamı hiç tanımıyorum. Bizim tanıdığımız çocuklar, akrabalarımız benden hep uzaklaşıyorlar. Çünkü onlar meğer ben gelince kadar konuşmuşlar. Hani biz demişler söyleyemeyiz demişler. Hani sen hem yaşça büyüksün hem de olayı birebir yaşadığın için. Meğer o çocuk çocuklarımı hastaneye getiren kardeşimizmiş. Metin Yıldırım isimli bir kardeşimiz. Dedim nerede oğlum dedim. Gösterim ona dedim. Gittim kendi elimden, kendi gözümden morgda gördüm. Morgun kapağını çektiler. Tabii baş tarafı benden tarafa. Yani böyle hafif kirli sakallı, dişleri böyle hafiften gözüküyor. Yani şöyle dokansan fırlayacak. Resmen gülüyüm. Resmen gülüyüm. Dedim ki kapatın dedim. Kapattırdım. Dışarı çıktım. Şimdi bir evladın ne olacağını bilmediğin şekilde ameliyathanede. Bir oğlun morgda yatıyor. O saatten sonra ne düşünebilirsin? Dedim ki hani bu alçaklara gideyim kendimi de vurdurayım da bağırdım hani bu acıyı yaşamayayım. Ondan sonra saat 6'ya çeyrek kala Gazi olan oğlum Oğuz'um ameliyattan çıktı. Ameliyathanesinden çıkarken daha sedyenin yarısı böyleyken ben hemen elinden tuttum. Bana ilk sorduğu şey baba abimin durumu nasıl dedi. Ya, doktorla da bize sıkı sıkı tembih ettiler yani yaratı çok ağır öğrenmemesi lazım. Öğrenirse dediler yani hastanede olmasına rağmen hayati tehlikesi var dediler. Tabii biz de ister istemez inkar ettik. Dedik oğlum abinin de durumu iyi. O da ameliyathanede. Sen nasılsın? Ben iyiyim baba dedi. Ondan sonra onu servisine çıkarttık. Ameliyattan çıktım zaten babama narkozun etkisinde babama ilk sordum. Şey baba onur nasıl diye sormuşum. O da bana iyi oğlum merak etme sen de iyi olacaksın demiş. Sonrasında odama çıktım ben. 5 gün boyunca benden saklandı Onur'un şehit olduğu. Doktor çünkü ayağının oynamaması gerekiyor demiş. Benim de durumum bayağı kritikmiş. Tabii biz bacaktan olduğu için hani bir şeyimiz yok sadece vurulma olarak düşünüyorduk. Kurşun damarı bir milimle sıyırmıştı benim ana damarı. Sol kasıktan yediğim için ana damarı bir milimle sıyırmıştı. Yani bir milimle hayatta kalmış oldum. Ertesi günü sabah saat 10 gibi aldık. Getirdik buraya Karacaahmet'te. Orada kendi ellerimden yıkattım. Kendi ellerimden Çengelköy'deki istirahat gadine defnettik. Küçük oğlumla Muhammed'imle beraber kendi elimden 27 yaşındaki evladımı istirahatgahına yerleştirdim. Bu olayları yaşadık. Cenazesine dahi katılamadım yani bu alçak örgüt tarafından. Kardeşimin cenazesine dahi katılamadım hastanedeydim. 33 gün tedavi gördüm hastanede. 33 gün sonunda tedavim devam etti. Yaklaşık bir 4,5-5 ay sonra tamamen iyileştim. Allah'a şükürler olsun. Değnekleri falan attım, toparladım yani. Tedavi gördüğüm ilk haftada bir vatandaş bana sosyal medyadan ulaştı. Sosyal medyadan ulaştı bana. Dedi ki işte geçmiş olsun, başını sağ olsun falan. Ben dedi abin dedi vurulduğunda dedi yanında olan kişiyim dedi. Abin dedi vurulduğunda dedi benim yanıma düştü dedi. Ben ona kelime-i şehadet getirtmeye çalıştım dedi. Ama dedi gücü yok. Yani gücü olmadığı için söyleyemiyordu dedi. Ben dedi ellerimi semaya açtım. Allah'ım ben bu kulunun şehadetine şahidim. Sen de şahit ol ya Rabbi dediğimde dedi. Abinin dedi kafasının oynadığını gördüm dedi. O yüzden dedi için rahat olsun dedi. Abin dedi şehit oldu dedi. Başınız sağ olsun dedi. Ben de Allah razı olsun dedim. Vatan sağ olsun dedim yani. Allah'a şükürler olsun bu hainlere ülkemizi bırakmadık. İyi bir mücadele ettik. Bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi bütün dünyaya göstermiş olduk. Şimdi Onur öyle bir çocuktu ki gerçekten biz bir melekle yaşamışız. Yani 27 yıl. Ailesini, etrafını böyle yani yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Tanıdık tanımadık herkese yardım etmeyi için yaratılmış bir çocuktu. Ben hatta 15 Temmuz'dan sonra eşime onu söyledim ya hanım dedim. Yani biz 27 yıl bir melekle mi yaşamışız, evliyane mi yaşamışız? Yani ailesine, anasına, babasına, kardeşlerine o kadar düşkün bir çocuktu ki. Yerdeki yatan yaralıyı almak için abi kardeş koşuyorlar o zaman tarıyorlar bu alçaklar, bu vatansızlar. Yani şehit düştüğü anda bile iyilik üzere şehit düştü benim oğlum. Böyle sürekli yüzünde tebessüm eksik olmaz. İnsanlara yardım için böyle... Hani nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz denir ya. Nitekim yine yardım etmeye giderken, yerde yatan bir vatandaşı almaya giderken şehit oldu. Elhamdülillah ülkemize diz çöktüremediler. Bayrağımızı indirip ezanımızı susturamadılar. Onun için gururluyuz. Çocuklarımızın bize hediye ettiği bu madalyalarla ömrümüzü böyle devam ettireceğiz. İşte 5-6 tane esere... rahmetli oğlumun ismini verdim. Muhammed'imin ilk çocuğu erkek oldu. Ona da ismini verdim. Hem ismen hem cismen onun anılarını, hatıralarını yaşatmaya çalışıyoruz.
Eşim de aynı zamanda camide oğlunun ismini taşıyan camide din görevlisi olarak görev yapıyor. Belki Türkiye'de eşi benzeri yoktur. Yani her anaya nasip olmaz. Elhamdülillah. Ya bugün aynı şey olsa muhakkak yine çıkarız. Çünkü bizim genimizde var. Yani bizim genlerimizde bu var. Kodumuzda bu var yani. Böyle bir asimile edilmek, bir şeye altına alınmak bizim Türk milleti olarak hiçbir zaman tarihimizde olmamış. Olacağını da zannetmiyorum. Tarihte neler yaşadığımızı bildiğimiz için ülkemiz olarak, darbeler olarak, darbelerin ülkeye neler getirdiğini bildiğimiz için bunları yaptık zaten biz. Arkadaşlarımızla da o gece sokağa çıkmadan önce sohbet ettiğimizde ne yapalım, ne edelim, bunlar başarılı olursa bir 100 yıl daha geriye gideriz düşüncesiyle biz zaten ilk etapta sokağa çıkıp Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak istedik. Çünkü sonuçta bir seçilmiş bir irade var ve sen o iradeyi yok sayıyorsun. O yüzden dolayı yine olsa yine çıkarız Allah'ın izniyle. Ama bu sefer boş çıkmayız çünkü tecrübelendik, neler yaşadığımızı gördük. Ülkeye bir daha böyle bir kasteden olursa ona göre tedbirimizi alır, ona göre çıkarız. Çünkü bu vatan kolay kolay kazanılmadı. Sahipsiz de değil, sahipsiz olmadığını biz o gece gösterdik. Görev verilirse, yeri gelirse inşallah olmaz ama gelirse yine göstermeye her zaman talibiz. Vatan deyince her şey teferruat. Bir evladım, iki evladım, beşe ben de gitsem hiç sıkıntı yok. Ama normal hayatta yani duygular hepsi böyle bir yumağa dönüşüyor. Gururu ayrı, üzüntüsü ayrı, şerefi ayrı, haysiyeti ayrı. O 5-6 tane duyguyu, üzüntüyü aynı anda yaşıyorsun. Yani bunları biz yaşadık. Çocuğumun böyle bir kutlu bir yolda gitmesi insana gurur veriyor. Ama öbür taraftan evlat acısı, onun hüznü ayrı. Yani bunları hepsini aynı anda yaşıyorsun. Ama vatan ne demedi bizim kırmızı çizgimiz, Türk milletinin kırmızı çizgisi. Vatanım olmaktan sonra ben evladı ne yapayım, kendimi ne yapayım? Onun için hiç sıkıntı yok. 15 Temmuz'da biz mesela bir ve beraber olduğumuzda neler yapabildiğimizi göstermiş olduk. Şu an mesela ümmetin kanayan yaralarından bir tanesi de Gazze. Gazze'de yaklaşık bir yıl olacak. Bir yıldır neler yaşandığını hepimiz görüyoruz. İçimiz parçalanıyor. O çocukların o halini görünce benim de kendi evlatlarım var. Mesela gerçekten evlatlarıma bakmaya zoruma gidiyor. Gerçekten güceniyorum. Gözlerim doluyor. Çünkü o kadar kötü durumdalar ki ya elimizden bir şey de gelmiyor. İşin en kötü tarafı. Ama elimizden ne geliyor? Boykot edebiliriz. Boykot ürünlerini almayabiliriz. İşte sosyal medyada bu mecralarda yaşanan zulmü, yaşanan soykırımı haykırarak, insanlara duyurarak onlara destek olabiliriz. Türkiye olarak biz bir ve beraber olduğumuzda emin olurum, eminim ki Gazze'de daha güçlü olacak. Çünkü ümmetin abisi konumunda olan Türkiye'dir. Herkes Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'nin güçlü olması demek, ümmetin güçlü olması demek. O yüzden biz millet olarak güçlü olduğumuzda 15 Temmuz'da nasıl gösterdiysek, bütün Müslümanların bir ve beraber iyi, huzurlu bir şekilde yaşayabileceği dünya için Türkiye'nin güçlü olması lazım. O yüzden benim tüm halkımızdan dileğim bir ve beraber olalım. Onun haricinde talebim, isteyeceğim başka hiçbir şey yok. Vallahi kardeşim ben buradan yetkili yetkisiz tüm 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıma şu kelimeyi söylüyorum. Eğer bu işin bedelini sahada ödeyemeye göze alanlar buyursunlar, çıksınlar. Bak bu saatten sonra ne mahkemeye, ne adalete, ne şuraya, ne buraya bırakmak yok. Bedelini sahada ödemeyi göze alanlar çıksın. Biz sahadayız. 7-24 devletimin ve milletimin emrindeyiz. İki oğlum bir de ben varım. Eğer bunun bedelini ödemek isteyenler, bunu göze alanlar varsa buyursunlar çıksınlar. Biz çünkü 15 Temmuz'da öyle bir hazırlıksız çıktık ki, yani üzerimizde bir tırnak çakısı bile yokken bu ülkeye darbe yaptırmadık. Çanakkale'de 7 düvele karşı çarpıştı bu millet, bu şerefli millet, ama 15 Temmuz'da 70 düvele karşı, bütün dünyaya karşı çarpıştı. Ona rağmen bize diz çöktüremediler. Ona rağmen bayrağımızı indirip ezanımızı susturamadılar. Sen şimdi bir daha da bu tecrübeden sonra böyle bir şey yapmaya kalkacaksın. Hiç kusura bakma. Bedelini sahada ödemeyi göze aldınsa çık. Gene aynı şeyi söyleyeyim. Hiç, bir adım geri adım yok Allah'ın izniyle.